için bahane sayıyorsun. Sür beyan ederim. Estağfurullah, fırlatırım. Hey Rüştü be! İki plak çal da kalbimiz pansuman olsun. Ha, bu akşam matemdeyiz. Plak çalmak, şarkı söylemek yok. Erken kapatacağız zaten. O da nedenmiş be? Bilmiyor gibi sormaz mısın? Muslihattin abimizi daha bugün toprağa verdik. Nur içinde yatsın. Rahmetli melaike gibi adamdı. Bir defacık bile küfrettiğini duymadım. Tereotu kadar bile yakmazdı lafları. Bal damlardı ağzından. Bir akşam bahşişimi vermeyi unutmuştu da yarı yoldan geri dönmüştü. Daha da genç sayılırdı. 60'ında vardı yoktu. Öldüğüne hala inanamıyorum. Cenazesine de gelmedin Kazım. Biz sen gelmedin. Malum. Balıktaydım. Gelseydin deniz kurumazdı. O da malum ama boş verdim. Bir de söylüyorsun. Bu iş sırayla oğlum, parayla değil. İyi ya. Madem ki hepimiz günün birinde çekip gideceğiz, o halde bunca matem, bunca kahır niçin, hı? Amma yaptı. Sizinkisi matem değil zaten. Korku, korku! Hayat demek, ölümü beklemek demektir. Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları, işte falanları filanları göreceğiz. Birçok şeyin tadına bakacağız. Sonra da ister istemez gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz. Öyleyse gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun. Gelince gidiyorum elveda şarkısı. Tamam öyle mi? Dümenci herif. Öleceksin diye korkudan ödüm patlıyor. Bütün numaranda bunu örtmek için zaten. Muslihattin iyi adamdı. 3 çocuğu, karısı, baldızı, kaynatası, arkadaşları vardı. Yalnız değildi. İyi kötü sevmiş, sevilmiş, ömrünü heder etmemişti. Ya, anladın mı Kazım? Anladın mı anam, babam, kardeşim? Arkadaşım Kazım!